Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle kanalımın ikinci videosuna hoş geldiniz. Burası da benim genelde çalıştığım oda oluyor. Odama da hoş geldiniz. Bu videomuzda konumuz Türkiye'nin gündemine löp diye oturan şu Türkiye Uzay Ajansı'nın yürütmekte olduğu bir projeyle uzaya çıkma ihtimalimiz. Şimdi ben size şöyle bir ultra bir özet geçeyim arkadaşlar. Öncelikle Türkiye Uzay Ajansı'nın bütçesi 38 milyon TL olarak açıklandı. Milli Uzay Programı diye adlandırdıkları programda da en önemli madde, yani benim dikkatimi çeken en önemli madde, uzaya bir Türk'ün gönderilmesiydi. Şimdi şöyle bir şey var, gündemde de bu konuşuluyor. Bu bütçeyle uzaya gidilir mi diye. Yani arkadaşlar, diğer ülkelerin bütçelerine baktığımız zaman çok gidilebilir gibi durmuyor. Bizim bütçe yaklaşık 5 milyon dolar gibi bir şey yapıyor. Ama şimdi şöyle bir durum var. Bahsettiğimiz şey bir devlet. Hani bir kişiden, bir kurumdan bahsetmiyoruz. Mesela şu an Elon Musk'la görüşüyorlar. İşte SpaceX'le bir takım görüşmeler oluyor falan filan. Belki bunların sonucunda hani 3 günde, 5 günde, 10 yılda olmasa bile belki de bizim görebileceğimiz zamanlarda uzaya çıkma ihtimalimiz bence var. Burada bir önemli ayrıntı daha var arkadaşlar. Bu uzaya çıkma meselesi daha henüz geçtiğimiz yıla kadar, yani Ay'a gitme meselesi özelinde Rusya'nın elindeydi. Yani siz ne yaparsanız yapın Rusya'nın uzay ajansı üzerinden Ay'a gidebiliyordunuz. Ancak işte SpaceX'tir bilmem nedir böyle kişisel şirketler ortaya çıkınca bu uzaya gitme işinin maliyeti neredeyse yarı yarıya düştü. Ya Elon Musk'ın becerdiği en önemli işlerden bir tanesi de buydu. Bir de tabii ki de şu an böyle astronomik gibi görünse de arkadaşlar, belki torunlarımızın, torunlarımın dıdısının dıdısı dünyadan kaçmak zorunda kalacak. Ne bileyim, yani dinozorların başına gelen şey neden bizim başımıza gelmesin ki? Belki bunu ondan göreceğiz. Millet uzaydan affedersiniz dünyadan uzaya çıkacak. Biz ne yapacağız? Yani doğal olarak arkadaşlar, bu çalışmaların başlamış olması ve devletin en büyük makamı tarafından bunun dillendirilmesi olması bence önemli. Şimdi gelin isterseniz videomuzun başında yazan Türkler uzaya giderse ne olur konusuna değinelim. Öncelikle uzay çalışmalarına başlamış olmak senin gündelik hayatındaki teknolojik alanda da ciddi gelişmeleri getirir. Ne bileyim, bu markete gidiyorsunuz, bir tane işte peynirler böyle vakumlu torbaların içinde duruyor ya, işte onu bulan da NASA. Bu da uzay çalışmalarına borçlu. Hani uzun süreli gıdayı muhafaza etme yöntemleri ararken adamlar böyle bir şey bulmuşlar. Hop bir baktın markette de peynirler, zeytinler, etler bilmem neler böyle satılıyor. Yani sonuç olarak bize katacağı çok fazla şey olacaktır. Peki bizim planımız ne? Birinci planımız arkadaşlar, ya bir sürü madde açıklanmış ama ben 2-3 tanesini toparladım sizlere. Ay'a sert iniş. Ya şimdi hani Ay'a gitmemiz gerekli mi, gereksiz mi? Bu da apayrı bir tartışma konusu. Fakat Ay'ın bizden uzaklığının yaklaşık 384 bin küsür kilometre olduğunu sizlere hatırlatırım. Ve bir aracı yerden 384 bin kilometre boyunca hiçbir meteora, uzay kuşuna bilmem neyine çarpmadan Ay'a gönderebilmek çok çok önemli bir deneyim olacaktır. Ki bu araç da insansız hava aracı olacaktır. Yani sen onu yapabilirsen daha neler yapabilirsin neler. Mesela diyelim ki okey abi, biz bu aracı yapmaya karar verdik. Hani neyi deneyimleyebiliriz diye sorabilirsiniz. Birincisi aracın sağlamlık testini deneyimleriz. İkincisi radyasyon tepkimesi. Üçüncüsü işte araç böyle uzay yörüngesine girdiği zaman kendi ürettiğimiz motorları ateşleyebiliyor muyuz? Aracı kontrol edebiliyor muyuz? Araçla iletişim kurabiliyor muyuz? Vesaire vesaire şeyleri de öğrenmiş olacağız. Sert iniş ne demek onu da söyleyeyim. Bildiğiniz Ay'a bizim yolladığımız o araç çarpacak arkadaşlar. Ha, o aracı unutun ondan sonra yani. İkinci yapacağımız şey de değerli arkadaşlar, uzay limanı kurmak. Şimdi bu uzay limanı nedir onu da söyleyeyim sizlere. Uzay araçlarının havalandığı, onların bakımlarının, tamirlerinin, işte benzinlerinin, yakıtlarının falan filan koyulduğu limanlara uzay limanı deniyor. Yani aracın yerden çıktıktan sonra hedefine varacağı noktaya kadar ki tüm operasyonu yöneten merkez. Yine birinci maddede söylemiş olduğum gibi bu merkezi kurabilmek ve yeryüzünden uzaklaşan aracı bu merkez üzerinden kontrol edebilmek de oldukça önemli bir deneyim. Üçüncü maddemiz uzay havası çalışmaları. Şimdi bu uzay havası çalışmaları şu arkadaşlar. Hani siz atmosferden çıktığınız zaman uzaydaki havada biz nasıl yaşayacağız? Yani eksi kaç derece, artı kaç derece bunları bilmiyoruz. Yer tabanlı teknolojik sistemlerimiz o hava koşullarında sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor mu? Yarın bir gün Allah korusun dünyadan göçmemiz gerekirse, atıyorum Mars'a gittiğimizde oraya kazak mı götürmemiz lazım? Ivır zıvır gibi verileri de bu çalışmalarla edineceğiz. Dört arkadaşlar, sonuncu madden bu, aynı zamanda askeri anlamda edinebileceğimiz deneyimlerin haddi hesabı yok. İnsansız hava araçları, insansız yer araçları, farklı koşullarda yaşama dönelik işte o potansiyelleri yeniden üretebilme deneyimleri. Bunların hepsinin askeri anlamda da bize katkıları olacaktır. Mesela Göktürk 1, 2 ve işte dün açıklanan 3 de gidecek sanırım. İşte bu uydular mesela bizim keşif uydularımız. Keşif uyduları sayesinde normalde girişi yasak olan veya buradan gitmesi çok uzak olan alanların fotoğraflamasını yukarıdan yapabiliyoruz. Sonuç olarak
arkadaşlar. Şimdisi için bir şey beklemek yanlış olur. Hani dediğim gibi bizden belki bir sonraki kuşak için geçerli olabilir bu çalışmaların meyvelerini toplamak. Ama ben kişisel olarak bu çalışmaların başlamasına mutluluk duydum. Sizleri de mutluluk duymaya davet ediyorum. Bu çalışmaların da bir an önce hızlanıp en azından dünyadan kaçmamız gerekirse başımıza ne geleceğini anlamak açısından ben gerçekten önemli buluyorum diyorum. Ve bu kaçıncı önemli buluyorum değişim bilmeden arkadaşlar videonun sonuna doğru geliyorum. Bu videomuzda sizlere Türkiye'ye uzay çalışmalarının bize neler katabileceğine dair çok kısa bir özet geçmeye çalıştım. Siz de videomu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olmanız benim açımdan çok önemli arkadaşlar. Abone ol butonu da hemen şurada bir yerde olması gerekiyor. Genelde bunları ters gösteriyorum bu arada, farkındayım. Kafanıza takılan bir şey varsa da yorum bölümünden bana ulaştırabilirsiniz. Başka bir videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.